Öğretmenlerim tekrar merhaba. Sosyal medya, sosyogram ve kimdir bu tekniğe ilgili soru çözmezsem içimde kalacaktı. O nedenle buyurunuz gençler, sorulara bakalım bir. İlk sorumuz burada. Sonra ikinci ve üçüncü soruyu yan tarafa yazdım arkadaşlar. Soruya nasıl bakacağınızı göstermeye çalışacağım. Bu bir tipik ÖSYM sorusu arkadaşlar. Ona benzettim en azından. Ben birkaç harf değiştirdim. Telif yemeyelim diye. Şimdi şöyle bakın. Soruda öğretmenlerim yuvarlaklar, kadınları, üçgenler, erkekleri gösteriyormuş. En çok tercih edilen düz çizgili. Yani mesela CH'yi düz çizgi en çok tercihle, CDH'yi düz çizgi en çok tercihle istemiştir. İkinci ve üçüncü tercihde kesik çizgiyle. Mesela evet MD'yi ikinci, üçüncü tercih, EF'yi kesikli olduğu için ikinci, üçüncü tercihle seçmiştir gibi arkadaşlar. Ne yaptık? En başta bana soruda bütün verileri verdiler arkadaşlar. Diyor ki bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. 1. Sınıfta iki ilişkiler vardır. Bakalım. İki ilişkiler vardır. Var. Var. Değil mi? O halde birincisi doğru arkadaşlar. Kırmızı yazayım bunu. Birincisi doğru. Evet. İkincisi öğretmenlerim. En iyi dostluk, arkadaşlık C ile H arasında. Öyle mi? Değil. Ne demiştik? Sosyometri ve sosyogramda nedenleri bilemeyiz. Yani bu bunu niye seçti, o onu niye seçti bilemeyiz arkadaşlar. 3 klik yoktur. Önce gruplaşmayı bulalım. Bizim için şurası, yani şu yuvarlakla çizdiğim yer gruplaşmadır. Doğru mudur? Bunun haricinde en az 3 kişiden oluşan bir durum söz konusu mu? Hayır. Şurada bir tane daha olsaydı bir şey ve bunlar da bunlar seçseydi bir şey daha olsa olabilirdi. Ama yok. Doğru mudur? O nedenle klik yoktur. Doğru. D liderdir. Zaten merkezde, doğru arkadaşlar. Hadi bakalım siz söyleyin. Cinsiyete bağlı gruplaşma vardır. Bak neydi? Yuvarlaklar kadınları, üçgenler erkekleri. Cinsiyete bağlı gruplaşma vardır. Belki öğretmenlerim şuna gruplaşma diyenler çıkabilir. Hocam ikisi de yuvarlak kadın. O halde cinsiyete bağlı gruplaş burası var diye olabilir, olmaz. Niye? Çünkü tanımımızda gruplaşma da klikleşme de gruplaşma en az 3 kişiden oluşan diye tanımlamıştık. Ama işte burası sadece cinsiyete bağlı karşılıklı seçendir. Yani gruplaşma yoktur. Bu nedenle doğru cevabımız 1, 3 ve 4'ün şıkkımız olmuştur arkadaşlar. Şimdi ikinci bir örnek soru arkadaşlar. Bu ÖSYM'nin biraz daha böyle artık, hatta şöyle söyleyeyim. En zorladığı bir soru formatı olmuştur arkadaşlar. Zaten şu ikisini birlikte görsün de şuradan itibaren. Evet, şimdi bakalım dostlarım buraya bir. Bakalım dostlarım buraya bir. Bakın bir sosyometri, bir de sosyogram vermiş. Bana hem bu grafiği kullan hem de bu grafiği kullan. Bana bu grafiğe göre buradaki hangi harftir diye bulmaya çalış demiş. Anlatabildim mi? Zor bir soru. Hatta vermiş, demiş ki birlikte oturma isteği birle, birlikte oturma istememeyi de ikisi birle gösterdim demiş. Hatta alttaki grafikte birlikte oturma düz çizgiyle, reddetmeyi kesik çizgiyle, çift yönlü istekler ise şu ortadaki şu çizgiyle gösterir diye anlatmış arkadaşlar. Öğretmenlerim bu tip soruları ne yapacaksınız? Bakın şunu yapmak çok zor olabilir. Şimdi Ayşe Can'ı eksi bir reddetmiş, Can da Ayşe'yi bir istemiş gibi bulmak zor olabilir arkadaşlar. Yani bulursun da çok zor olur. Anlatabildim mi? İşin daha garanti, daha kısa yolu şudur. Soruda bana kimi soruyor? Hasan diyor. Evet, hangi harfle gösterilmiştir diye soruyor arkadaşlar. Yani bana kimi soruyor? Hasan'ı soruyor. Doğru mudur? Bak Hasan'ı ve Hasan'ı soruyor gençler. O halde ben ne yapacağım öğretmen? Buradaki Hasan'ı çekmeye çalışacağım. Şunu kaybolmasın. Şöyle alayım. Şimdi öğretmenlerim bakın buraya bir. Eksi birler neydi? Reddetme. Artı birler istemeydi. O halde bak buraya bir. Hasan 3 tane eksi bir, bir tane bir. Hasan 3 kişiyi reddetmiş. Bir kişi istemiş. O halde Hasan, bak şimdi Hasan 3 kişiyi reddetmiş. Bir kişi istemiş. Bizim için bu grafikte birlikte oturma isteği neydi? Düz çizgili. Yani birler düz çizgiyle, reddetme yani bizim için kesik çizgilerde eksi bir de gösterilmiş. O halde Hasan 3 kişi ne yaptı? Reddetti. O halde Hasan da 3 tane
3 tane kesikli çizik gidecek. 1, 2, 3 tane. Bir tane de istemiş, bir tane düz gidecek. Doğru mudur? Bir de, evet, Hasan'a gelenlere bakalım şimdi. Hasan'a gelenlere bakalım. Hasan'ı iki kişi istemiş, gördünüz mü? Hasan'ı iki kişi istemiş, pardon, iki kişi reddetmiş. Eksi bir ya. Bir kişi istemiş. Yani Hasan'a iki tane kesikli gelecek, bir tane düz gelecek. Bitti soru gençler. Soru bitti işte. İşin mantığı bu. Daha da kolayını söyleyeyim. Hasan bir kişi istemiş, Hasan'a da bir kişi istemiş. Bitti. Bakalım. Bakalım. K N'yi istemiş. K Z'yi, o halde K olmaz. Hasan bir kişiydi. Z S'yi istemiş. Z N, o halde Z de olmaz. Zaten N'yi 1, 2, doğru mudur? N zaten olmaz. Hasan'ı bir kişi istemişti. N'yi birçok kişi istemiş. Baktım S'ye. S K'yı istemiş. S N'yi, o halde S de olmaz. Çünkü Hasan neydi? Sadece bir kişi istiyordu. Elimde sadece M kaldı. Kontrol edelim arkadaşlar. Kontrol edelim. Doğru cevap Bursa. Kontrol edelim. Bak buraya bir. M 1, 2, 3 kişi reddetmiş. Bak 1, 2, 3 kişi reddetmiş. Aynı zamanda M bir kişiyi istemek durumunda geçer. Doğru mudur? Şimdi bakalım şeye, ona gelenlere bakalım. Şuraya bakalım arkadaşlar. M'yi iki kişi reddedecek. 1 reddetmiş. 2 reddetmiş. Tuttu mu? Tuttu. Aynı zamanda bir kişi de isteyecek. Bir kişi de isteyecek. O halde bakın burada bir kişi istiyor M'yi. Tuttu mu abi? Tuttu. Bu nedenle sorumuzun geçti. Doğru cevap ne olmuştur arkadaşlar? M olmuştur. Yani buradan çıkan sonuç şudur öğretmenlerim. Evet, soruda bize kimi soruyorsa onu hemen bu kenara çekin ve en kısa yolda hangisi olduğunu bulmaya çalışın arkadaşlar. Tamam mı öğretmen? İşin yöntemi evet bu olacaktır bizim için. Evet dostlar, şimdi sıra geldi bir de şuradaki sorumuza. Buradaki soru ise kimdir bu sorusu? Gördünüz mü? Şimdi diyor ki herkes şakalaşan diyor. Kendini seçerse artıyla, başka seçerse slash'la gösterilir diyor. Ve hangisi soruda bana söylenemez diye soruyor. A şıkkı. Ne kendini şakacı olarak algılamaktadır. Şöyle bakıyorum. Ne? Herkese şakalaşan. Doğru mu? Artı kendim. Evet doğru. Bir A doğru. B. Bağdaşım düzeyi en yüksek olan öğrenci R'dir diyor. Neydi bağdaşım? Artıyla slash'la yan yana gelecekti. Ama R'de hiç yok. O halde B şıkkı söylenemez. Bakalım C'ye. En içe kapanık öğrenci K'dır. Bakalım K'ya. Evet. Evet. Kimseyle konuşmayan bizim için K. Doğru mudur? Herkes onu öyle söylüyor. Doğrudur. En popüler öğrenci T'dir. Şu 3 tane özellik olumlu. Evet. 3 özelliği en fazla barındıran kişi T. Doğru mudur? Doğrudur. En başarılı kişi T'dir. Başarılı olan kişi en başarılı T'dir. Doğru arkadaşlar. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkı olmuştur. Bunlar çıkmıştır ama ben biraz üzerinde oynadım gençler. Anlatabildim o nedenle. Hani cümle hataları olabilir ama işin mantığını kavramı benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet öğretmenlerim, size şimdi sosyometri ve sosyogram ile ilgili soru çözdürdüm gençler. Bu iş tane soruya nasıl bakacağınızı gösterdim. Bir sonraki videomuzda öğretmenlerim de kendini anlatmaya dayalı teknikler devam edeceğiz. Görüşürüz.